Kıbrıs Savaşı'ndayken ben çocuktum, buradaydım. Efendi kürsüdeydi. Dedi ki hafız olanlar Fetih Suresi'ni okusun. Harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık. Hafız olanlar Fetih Suresi'ni okusun. Hafız olmayanlar 11 defa Lilad-ı Kureyş'in. Efendi sonra dedi ki, bakın dedi, bu savaş Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. Fakat bilesiniz ki, ha bu sokaklarda dedi, daha sibyan yaşta, çocuk yaşta, çarşaflı gezen çocuklar var ya dedi. Daha böyle sakalları daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var ya dedi. Onların yüzünden Cenab-ı Hak dedi, orduyu galip kılacak, haberiniz olsun dedi. Tamam mı? Tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, oha bu odaya giriyorum ben dedi, bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor, ordu nereye çıktın, durum nedir, son durum, rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki, efendisi durum kritik dedi, ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar. Çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazretleri durum ciddi dedi. Efendi dedi ki ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın dedi. Saat 7. Tamam mı? Saat 7. Ve Hacı Bilal orada nöbet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden. Fakat yüz baş ondan sonra böyle yüz baş kan ter içerisinde sırılsıklak olmuş. Dedi ki ben eve gidiyorum, saat 7.30'a geliyordu, ben eve gidiyorum dedi, üstümü değişmeye dedi. Ve 7.30 ana haber bülteninde radyo aynen şöyle söyledi, beş parmak dağları aşıldı dedi. Tamam mı? Bu insanlar şimdi it köpek kovalar gibi kovalanıyor şu memlekette. Ama görüşeceğiz ileride. O zaman el mi yaman, bey mi yaman?